Herkese merhaba Şifte.net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Şu anda Brüksel'deyiz. Yeni Clio'yu sizlere daha önce Şifte.net'te göstermiştik. Türkiye'deki Clio'lardan farklı olarak E-Tech full hibrit motorla beraber geliyor ve Esprit Alpin donanımla beraber gerçekten dolu, güzel özellikleri olan bir araç. Şimdi dilerseniz motor özellikleriyle beraber bu aracın hangi özelliklerle geldiğini sizlere anlatayım. Dört silindirli 1.6 litre atmosferik motorla beraber geliyor. Hibrit elektrikli motorla beraber toplam gücü 145 beygir. Sadece benzinli motorun tork değeri 148 Nm ama elektrikli motorla beraber 205 Nm'ye kadar torku çıkıyor. Renault'un verdiği tüketim verilerine baktığımızda 4.2 litrelik bir tüketim değeri var. Peki şimdi merak edeceksiniz, bu araç 0'dan 100'e ne kadar sürede ulaşıyor? 0'dan 100'e 9.2 saniyede hızlanmasını tamamlıyor. Bakacak olduğumuzda normal kullanımda performanslı bir araç. Elektrikle beraber mesela içerisinde bir buton var. EV yazıyor. Sadece elektrikli motora geçirebiliyorsunuz ama mesela otobanda bunu denedik, olmuyor. Şehir içinde belli bir hızın altında sadece bu moda girebiliyorsunuz. Yani daha çok yakıt tüketimine odaklanmış bir araç diyebiliriz. 5 litrenin altında şehir içinde kullanılabiliyor. Zaten birazdan içine girdiğimde de anlatacağım. Peki bu arabanın son hızı kaç diyecek olursanız 174 km hızı son. Elektronik olarak limitlenmiş. Güvenlikle ilgili böyle bir detay var. Renault mühendisleriyle de burada konuştuk. Artık yeni Renault modellerinde hız sınırlandırması olacak. Daha önceki modellerde yok. Özellikle hibrit modellerde hız sınırlaması var. Bu araç mild hibrit bir araç değil. Full hibrit diye geçiyor ve siz aracı kullanırken de mesela gazdan ayağınızı çektiğinizde ya da bir elektrikli arabayı nasıl kullanırken gazdan ayağınızı çektiğiniz rejeneratif devreye giriyor. Güç geri kazanımı başlıyor. Bu arabanın da elektrikli motoru siz ayağınızı gazdan çektikten sonra ya da frene bastığınızda şarj oluyor. Genellikle yaklaşık bir 2-2,5 saattir dolaşıyoruz ve herhangi bir şekilde içindeki hibrit motorun şarjıyla ilgili bir sorunumuz olmadı ya da bir yokuşun başından sonuna kadar bizi benzinli motorla götürmedi. Benzinli motoru genelde çok fazla duymuyorsunuz. Sadece gaza çok bastığınızda belli bir hızın üstünde özellikle otobanda benzinli motoru çok fazla duyuyorsunuz ama yalıtımı da iyi olmuş. Yani Clio'ya göre baktığınızda B segmenti bir arabaya göre yol sesini gayet güzel bir şekilde ayarlamışlar yalıtım noktasında. Şimdi Esprit Alpin diyoruz. Donanımından da biraz bahsedelim ve içine geçelim. Önde zaten LED aydınlatmalar var ve yeni Clio'nun LED detaylarını önde görüyoruz. Bu araçta 360 derece kamera sistemi var. Hem öndeki aynanın orada hem yan aynalar arka tarafta hem de logonun orada kameralar var ve arabanın her tarafını sizlere gösteriyor ve sürüş anında da gayet başarılı. Zaten içerisinde hem Android Auto hem de CarPlay destekli bir medya sistemi var. Şimdi dilerseniz arabanın bir yanından donanım detaylarından biraz daha bahsedeyim. Esprit Alpin logosunu hemen burada görüyoruz ve 17 inçlik Esprit Alpin jantları var. Hemen kapıyı açtığımızda yine Alpin kapı eşikleri bizleri karşılıyor. Alpin yazısını çamurlukta görüyoruz kapıyı açtığımızda. Koltuk döşemeleri, iç döşemeler, paspaslar, pek çok detayda Alpin vurgusunu alıyoruz. Bu donanım seviyesinde olduğu için şimdi dilerseniz içeri geçelim. Aracın diğer özelliklerini sizlere öyle anlatayım. Şimdi yeni Clio'nun içine bindik. Önce teknolojileriyle başlayacağım. 10 inç dijital gösterge var karşımda ve bunun özelleştirmesinde yapabiliyorsunuz. Spor modunu aldığınızda daha farklı oluyor. Mesela EV'ye alınca yeşil oluyor. Bu göstergedeki navigasyon ekranından tutun bilgiler gayet sade ve güzel anlaşılır. Bunların haricinde hemen ortada diklemesine konumlandırılmış bir ekran var. Bu da 9.3 inç boyutunda. Burada hem Android Auto hem de Apple CarPlay desteği var. Biz şu an aracın kendi navigasyonunu kullanıyoruz. Türkiye'deki gibi internete bağlanmasında sorun olmuyor. eSIM kullanılabiliyor ama CarPlay ya da Android Auto'da kullanabilirsiniz ya da kendi içindeki arayüzünde kullanabilirsiniz. Ekranın altında tuş takımı var. Bu araç burada hakikaten fazla bir donanımla beraber geliyor. Türkiye'ye birebir aynı donanımla mı gelir bilmiyorum ama iki tane hemen en sağda ve en solda koltuk ısıtma butonu var. EV butonu var. Bu da mesela trafikte şehir içinde yüksek hızlarda değilken elektrikli motorla gidebiliyorsunuz. Mesela şu anda sadece EV'yi aldım. Elektrikte gidiyorum şu an ama hızım dediğim gibi 20. Onun haricinde butonlara basmaya devam ediyorum. Burada multisense tuşu var. Bu biraz fan tuşuna benziyor ama buradan sport'a, eco'ya ya da kendi mysense olarak kendi modunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Dijital klima var. Klimanın altında iki tane A tipi USB portu var. Yani şunu da diyebilirsiniz. Neden USB Type-C koymadılar? Yani bir tanesi Type-C, bir tanesi A tipi olabilirdi. AUX girişi var ve çakmaklığın orada da giriş hemen bu tarafa
konumlandırılmış. Buradaki boşlukta da hemen bir kablosuz şarj alet kısmı var. Otomatik şanzıman bizi karşılıyor. Burada tek eleştirim, otomatik viteste mesela P'yi aldınız. P'de ışık yanmıyor. Ekranda neyin ne olduğunu görüyorsunuz. Hani burada kullanıcıya özellikle akşam daha iyi bir geri bildirim olması için direkt şanzımanın orada da hangi modu aldıysam onun ışığı yansa güzel olabilirdi. Auto Hold ve elektronik park freni yine bulunuyor ve şöyle bir anahtarı var. Bu anahtarı da koyacak bir yer buraya konumlandırılmış. Arka havalandırma menfezi yok. 4 cam otomatik. Bose ses sistemiyle beraber geliyor. Ses sistemini denedik. Hoşuma gitti. Bu arada aracın direksiyonun solunda 4 tane buton seti var. Özellikle bunlardan bir tanesi şerit takip. Adaptif cruise control var. Öndekiyle beraber mesafe algılayıp otomatik fren ya da uyarı sistemleri var. Genel olarak baktığımızda araç pek çok teknoloji sistemini destekliyor. Yeni nesil özellikleri destekliyor. Hibrit olunca da güç tüketimi çok daha az seviyelere iniyor. Özellikle atmosferik 1.6 bir motorla sadece 5 litrelerde şehir içinde gezemeyebiliyorsunuz. Ama bu araçta bunu yakalayabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Yani Türkiye'ye geldiğinde gerçekten ilgi çekebilir. Çünkü ülkemizde akaryakıt fiyatları artıyor ve artmaya devam ediyor. O yüzden atıyorum 8 litre yakan bir arabayla 5 litre yakan bir araba arasında tabii ki de fark olacaktır. Evet sevgili izleyenler, test sürüşünün sonuna geldik. Zaten aracın özelliklerini, motor özelliklerini sizlere anlatmıştım. 1.6 atmosferik bir motor var. Onun yanına elektrik motoru konumlandırılmış ve 1.2 kW'da bir pil var. Sürerken bu pille ilgili herhangi bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Sport modu aldığınızda elektrikli motorla atmosferik motor bir arada güç veriyor ve 145 beygir güçlerine çıkabiliyorsunuz. Sport modda kullanması keyifli. Eko modu aldığınızda ve düşük hızlarda sadece EV butonuna basarak, EV modunu alarak gidebiliyorsunuz ki illa o butona basmanıza da gerek yok. Arabanın sürüş şartları onu karşılıyorsa zaten EV modunda, elektrikli modda devam ediyor. Türkiye'ye Eylül ayında bu motorlu versiyon gelebilir ama donanım birebir aynı gelir mi bilmiyorum. Çünkü kör nokta asistanından tutun koltuk ısıtmasına, Bose ses sisteminden 9.7 inçlik multimedya ekranına kadar, 10 inçlik dijital göstergesine kadar oldukça dolu bir otomobil. İçinde de Bose ses sistemi var. Deneyim açısından memnun kaldım ki burada değişik yollarda da gittik. B segmentine göre baktığınızda hem trim sesi açısından olumlu buldum hem de motor sesi içeri çok da gelmiyor. Bir miktar yol sesi alıyor. Bu da B segmenti olduğu için makul olabilir. Peki bu aracı test ettin, kullandın. Kötü özelliği yok mu diyecek olursanız şu olsa daha iyi olurdu. Arka havalandırma menfezi ortada yok. Hani bunu bir eksi olarak düşünebilirsiniz arka taraf için. Arkada 390 litrelik bir bagaj var. Ön koltukta benim gibi biraz koltuğu geriye alarak kullanan biri varsa arka koltukta yolculuk etmek benim gibi cüsseli insanlar için zor olabilir ama B segmentte her arabada böyle hacim sıkıntıları olabiliyor. Bu arada shorts olarak bir de LPG'li Clio bilgisi de vermiştim. Onu da söyleyeyim. Eylül ayında LPG'li Clio da gelebilir. TCA motorlu 100 beygir versiyonda Eylül'de Türkiye'ye gelebilir ama Esprit Alpine donanımı olmayacak. Onu da söyleyeyim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu araç Türkiye'ye gelse fiyatı ne olsa alırdınız? Yakıt tüketimini nasıl buldunuz? Avantajları nasıl buldunuz? Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.